Evet, arılar çok az polen, biraz da bal getiriyorlar. Polenle çalışmaları güzel. Mandip tablasına bakayım, normal bir durum var mı? Evet. Normal bir durum yok. Karıncalar ve polen taşıyan sönmüş birkaç böcek. Başka bir şey yok. Bunlar önceki sene temel peteksiz mum sürdüm ve kullanmadım çerçeveydi. Evet. Bunlar mum kalıntısı. Bunları kullanmamıştım. Şimdi bunları yenileyeceğim. Erimiş mumdan biraz alıp parmağımla üstüne yapıştırıyorum. Nizami bir şey olmasına gerek yok. Mum tutsun. Yeterli. Parmağımla sürüyorum sadece. Saf mum olması gerekmiyor. Önemli olan arının burayı bağlaması. Sen daha yapayım. Dalak mumlarıyla. Evet, dalak mumları. Bu kadar. Arının son durumu bu. Buraya ne yapmış, şuna bakayım. Yani dış duvar çerçevesinde. Yumurtlama var mı? Yumurtlama yok polende. Biraz bal var. Evet. Şimdi
1, 2, 3, 4, 5, 6 çerçeve yavrulu. Ben buna bir tane erkek gözü gireyim. Evet. Aradaki de yavrulu. Evet, açık yavrular var. Tapıldan yeni çıkmış yavrular var. Şimdi araya buna girdim. Şimdi mum kurdu kelebekleri de etrafta dolanıyor. Şimdi en sona bakayım. En sonda ne var? Evet, bu da yavru. Polen getirip koyuyor. Şu. Bunun arasına. Yani duvar yapmaya çalışıyor. Yavrulu çerçeve ama duvar yapmaya çalışıyor. En kenarda olduğu için. Bunun arasına koyacağım. Evet. Diğer boş çerçeveyi de, yani arıcılarımızın tabiriyle erkek çerçevesi. Ama ben erkek yaptırmak için kullanmıyorum bunu. Karakovan balığı yaptırmak için kullanıyorum. Temel peteksiz bal yaptırmak için, oraya tamamen kendi mumuyla yapabilsin diye. Şimdi ikisinin arasına koydum ve sonra sıkıştırıyorum. Şimdi sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çerçeve. İkisi boş petek, bir tane duvar, 6 çerçeve yavru var. Bu şekilde besleme yaparak petek kabarttıracağım ve daha sonra Ağustos ayında falan bal koydurup temel petekli olarak satacağım. Satamazsam arada bırakacağım. Bu esnada suyunu da koyayım. Suyunu da değiştireyim. Yaklaşık yarım litre su tüketmiş. Şurada 4 günde tamamen dolduracağım. İçine herhangi bir şey katmıyorum suyun. Normal. Kaynak suyu. Evet. Kekin altına koydum. Kekler akmasın diye koydum. Izgarasını yerleştirdim. Kenarda su var. Şimdi varroa mücadelesini yapacağım. Evet. Araya, arıların üzerine formik asidi damlatıyorum. Ve üstüne kek yatıracağım.
Arılar formik asitten rahatsız oldukça sesleri geliyor. Varroa ve mum kurdu mücadelesi için formik asit veriyorum. İçeride arıdan kaçan, kenara köşeye sıkışmış, saklanan mum kurdu kelebekleri varsa onları da rahatsız ediyor. Çıkmış olan mum kurtlarını da rahatsız ediyor ve kaçmalarını sağlıyor. Aşağıya dökülüyorlar ya da açığa çıkınca, saklandıkları yerden açığa çıkınca arılar rahatlıkla onları fark edip atabiliyorlar. Benim elimde fazla miktarda ballı poleni kek olduğu için onları verdim. Siz isterseniz şurup da verebilirsiniz. Elimdeki kekler zaten görüntü itibariyle de eridikçe bozulmaya başladı. Görüntüleri bozulmaya başladı. O yüzden bir an önce elimden çıkarıp arılara yedirmeye çalışıyorum. Bunlar kendi yaptığımız ballı polenli kekler. Ballı polenli vitaminli kekler. Arının temizlediği fazla olan çerçevelerde böyle üst kata yerleştirdim. Aynı zamanda dışarıdan propolis de geliyor. Bunlarda propolis. Propolis gelişi de var kovana. En sevdiğim manzara. Yarın tarlaya gidecek acemi arıların kovan yerini ezberleme eğitimi. İkindi uçuşu. Ay maşallah. Bu Senegal arısı kestaneleri kuruttuktan sonra bir 3 haftalık dönemde yağan yağmur, sonrasında kestane ağaçları uçlardan tekrar yaprak ve çiçek verdi. Evet, ilk defa bugün çiçeklerin bir kısmı açmaya başladı, kestane çiçekleri. Yağmurlar sonrası biraz da yer çiçeği var. Evet, arının bal için konduğu mor çiçekler. Evet, mor çiçekler, arılar mor çiçeklere çalışıyor. Ve mor üçgüller. Arılar üçgüle çalışıyor.